Burası nervus abducens 6. kraniyal sinir. Bu sadece motor sinir. Bu da muscus rectus lateral sinir. Gözde bulunan bir kas iner veriyor arkadaşlar. Şurası işte nervus facialis, nervus vestibulocollaris var. Şu nervus facialis şurada arasında nervus intermedius var. Bu nervus facialis'in zaten bir dalı. Şunu nervus vestibulocollaris. Bu da sadece duyu sinir arkadaşlar. Şurada nervus 9'dan 11 var. Nervus glossopharyngeus şu. Nervus vagus. Şurada nervus accessorius var. Şurada nervus hipoglossi var arkadaşlar gürültü gibi. Ben şimdi bunları şeyleri söyleyeceğim. Sadece duyu olan arkadaşlar 1, 2, 8 yani C1, C2, C8. Sadece motor olanlar 4, 6, 11, 12. Soma motor, visere motor olan var arkadaşlar. 3, 5, 7, 9, 10. Bir de parasempatik inervasyon olan var sadece. Onlar da 3 ile 9 olan arkadaşlar. Bunlar önemli. Bir de ben geçen videoda arterleri söylerken tam yeterli detaylı bilgi vermemişim. Yani tam göstermemişim. Şimdi göstereceğim. Şu arteria spinalis anterior, şu arkadaş arteria spinalis anterior, şu arteria cerebelli inferior posterior ya da inferior posterior cerebelli de olabilir bu şekilde. Şurası arteria vertebralis zaten iki tane. Bunlar bile şu arteria baziler soyu hatta ponsun üzerinden geçiyor. Sulcus bazilerinden bir şey oluşturuyordu. Şurada arkadaşlar arteria inferior anterior cerebelli şurası. Şu arteria labirinti arkadaşlar arteria labirinti. Arteria pontistler burada gözükmüyor. Sonra ponsu besliyordu. Şurası da arteria superior cerebelli şu arkadaş. Arteria superior cerebelli. Şurası arteria cerebri posterior. Cerebri posterior. Şurada arteria commissura anterior var. Şurada arteria commissura anterior. Şurada arteria carotis interna arkadaşlar. Arteria carotis interna. Şimdi arkadaşlar biz ben şeyden anlatacağım. Nervus opticus'u söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şurada baktığımız zaman burada bir optik kiyazma var. Optik kiyazma. Bunu nervus opticus oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi şey nervus opticus'a baktığımız zaman arkadaşlar bir temporal bir de nazal bölümü var. Temporal bölümü aynı yönde devam ediyor. Nazal bölümü ise çapraz yapıyor. Mesela sağdan gelen nazal sola da geçiyor. Yani sol taraftaki bir nervus opticus'ta sol temporal sinir varken sağ nazal sinir var arkadaşlar. Bunlar oluşturuyor zaten. Burada önemliydi arkadaşlar. Burada bunun sonlanmayan işte en son işte traktus oluştu. Şurada bu oluştu. Şurada optik kiyazma oluştu zaten. Bu traktusun sonlandığı yer arkadaşlar normalde büyük bir bölümü. Şurada korpus genikülatum lateralidir arkadaşlar. Korpus genikülatum lateral. Fakat çapraz yapmayan lifler arkadaşlar korpus yine genikülatustan geçerek kolikulus superior doğru gider arkadaşlar. Kolikulus superior doğru gider arkadaşlar. Bunlar çapraz yapmazlar zaten. Bir de burada arkadaşlar ışık refleksi ve akomodasyon refleksi var. Akomodasyon refleksi arkadaşlar uyum sağlaması. Gözün bir mesafeye uyum sağlaması. Ya bununla ilgili işte ilk önce kaslar kasılıyor arkadaşlar. Ondan sonra işte bulbus oküller birbirine yaklaşıyor falan arkadaşlar. Ondan sonra sonra işte lens kalınlaşıyor. Göz pupillaları falan daralıyor. Zaten bunu daraltan kaslar alışıyor arkadaşlar. Muscus sphincter pupilla. Bir de genişleten var. Muscus dilatator pupilla şeklinde.